İçimdeki Ses filmiyle ilgili. Meryem, orada mısın hala? Buradayım. Evet. İçimdeki Ses'le ilgili seyircilerimize sorduk. Neler var içinizden, içinizdeki ses ne diyor diye. İçimdeki ses diyor ki sahneye çıkıp ölümüne dans et diyor. Kaynanamın evine gizli kamera koyup arkamdan ne konuşuyor öğren diyor. Minibüste yer isteyen teyzeye, teyze oje sürmeyi biliyorsun, ayakta durmayı mı bilmeyeceksin diyor. 13 Şubat'ta sevgilinden ayrıl, 15 Şubat'ta barış diyor. İçimdeki ses bazen beyaz şovu bas, beyazın yanaklarını sık diyor. İçimdeki ses adam tutup eski sevgilimi dövdür diyor. Bu kim bu? Bizim aramızdan bu. Kim bu? Okulda hocalara içinden geleni ne geliyorsa çatır çatır söyleyeyim diyor. Kafayı çekip kızın evini basarak babasına evet diyor. Beyazı görünce evlenme teklif etmek istiyor diyor. Trafikteki bayan sürücüleri görünce içimdeki ses ehliyeti kuaförden mi aldınız diyeyim diyor. Evet. Everest'in tepesine çıkıp burası olmamış deyip aşağı inmek istiyorum. Egoya bak, burası olmamış. İçimdeki ses bazen al başına git diyor, diğer yandan da gitsen ne olacak? Müge Anlı sonunda buluyor diyor. Alıp başına gidemiyor onlar. Müge Anlı buluyor gerçekten. İçimdeki ses benle bile konuşmuyor, o kadar yalnızım demiş. Anneme ben mi yoksa silinmiş yer mi diye sormak istiyorum diyor. Benim çünkü çok sıkıcı bir iç ses, söylese söylese sınavlarda yanlış cevabı söylüyor. Evet. Önümdeki hatuna yazmalı mıyım diyor. Eyvah. Buradan biri ya. Buradan bir yerden diyor buradan onu da. Bu bayağı bildiğiniz içinizdeki birinin iç sesi. Açıkmış. Yani bir arkanıza bakın bence yani. Bakayım, bakayım. Herkes bakıyor. İçimdeki ses taş gibi bisküvi yap, çaya banıp çıkardıktan sonra rahat rahat ye diyor. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazılı herhangi bir mağazaya girip hayır demek istiyorum. Yaşasın ya. Çok güzel. Süper. Şeytan diyor ki Mustafa Ceceli'ye git sarıl diyor. Hiçbir iş yapma, evde otur izle diyor, televizyon izle diyor ama 10 dakika sonra kalk sen yapamazsan kim yapacak bu ev işlerini diyor. İçimdeki ses, içindeki sesi dinleme diyor. Aşkım benim ya, aşkım. Eğleniyor bak bir tanesi orada. Peki, bunlar. Filmi izleyin, tekrar söylüyoruz. Gerçekten de nasıldı beraber çalışmak? Leyla nasıl Engin'le çalışmak? Yani çok güzeldi çünkü ben zaten Engin çok sevdiğim bir oyuncuydu. Takip ettiğim bir oyuncuydu ve büyük bir şans oldu benim için. Birçok film teklifi geldi aslında sana. Başka teklifler de geldi. Çok şimdi ismini vermeyeyim ama ve çok gelen komedi filmi geldi. Tabii komedi filmlerin çoğu hoşuma geldi. Hoşuma gitmedi senaryo. Neden? Ha, senaryo hoşuna gitmedi. Hikayesi beni çok ikna etti. Evet. Hocam kolay iş değil. Sen ki bir Engin hayranısın doğru mu? Evet. Abi sen anlat nasıl evet bir şey abi. Engin'le yani hani... Aynı konuştuğumuz gibi. Çok yetenekli bir adam zaten abi. Biz çok seviyorduk. Yaşın ortaya çıkmasın diye kaç yaşındayken seni izlediğimi söylemiyorum. Çok seviyorduk. Zaten bir kere şeyde oynadık Avrupa Yakası'nda. Ben oynayamadım çok. Evet. Ya çok gülüyoruz abi. Böyle dönüyor. Artık ne yapacağını hiç tahmin edemediğimiz için. Ama bu filmde çok yardımcı müthiş oldu. Müthiş bir karakterdi ya. Burhan Altıntop çok... Ya vallahi harika. Gerçekten çok acayip müthiş bir karakterdi ya. Burhan Altıntop. Güzel işti ya. Yapacağım Ersin, ulan. Eğlendiniz mi hocam filmde? Nasıl? Abi, müthiş. Benim Engin'le bütün sahnelerim Engin abiyleydi. Bak Ersin'in rolü de şey ha. Anlatsana rolünü biraz. Filmdeki rolünü. Benim karakterim Yılmaz karakteri. İçimdeki Ses sinema filmin içinde bir dizi seti var. O dizi setinin aktörüyüm. Evet. Sürekli işte şey derdindeyim hani niye ödül alamıyorum işte ödül derdindeyim. Sete gelen yardımcı bayan oyuncular var. Onlar sete geldiğinde benim bir de döblörüm var. Ben karavanda çok fazla çıkamıyorum hani döblörüm çalışsın diye. Bakayım bütün kızlar döblörüme gidiyor. Döblörüm de Yılmaz Erdoğan şiirini çok kötü okuyor. Ben de hani yanına giderek Yılmaz abinin kuzenimin
tonundan şiiri okuyorum. Kız bana pas vermiyor yani. Böyle bir karakterim var. Bir de kız bulan erkek arkadaşların olunca onlara da nefretle bakıyorsun yani. Nasıl ben yalnız kalırım. Evet. Böyle bir şeyim var. Senin günlük hayatında var mıdır hocam böyle bir şey yaşadı? Günlük hayatımda daha iyiyim yani. Gitgide Yılmaz Erdoğan'la tipinizin birbirine benzemesiyle ilgili bir şeyler çıkıyor, doğru mu? Söylüyorlar abi. Var mı resim, bir görelim. Evet. İki resmi yan yana bir koyalım. Evet. Hocam Yılmaz yakışıklı adam be. Yani sen de tamam. Abi. Bak Yılmaz yakışıklı, sen çekicisin. Öyle diyelim, konuyu kapatalım. Tamam. Güzel güzel. Yılmaz da aldı ödülü. Vallahi evet. Darısı ya, evet. Darısı başına. Abi ödülü alırken işte İngilizce bir konuşma yaptı. Şey yapıyordu işte, arkadaşım aç televizyonu izle falan, ben de açtım. Hello soccer. Benim heyton, hanım kozi. Darun kozi. Benim kuzi, ben diyorum ki acaba benden mi bahsediyor kuzen? sen o kuziyi kuzen olarak algıladın. Kuzen. Dedim acaba bütün benden bahsediyor. Bütün konuşmada seni anlatmış, düşünsene. Benim esas bir kuzenim var, ben değil, o olacaktaki burada var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,